ekranlarından mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Perde Arkası programıyla bu hafta da karşınızdayız. Sevgili Uğur Keskin ve Erdoğan Kahya yine bizlerle. Geçen hafta sizlerin de bildiği gibi Uğur Keskin bizimle değildi. Raporluydu. Evet, raporluydu. Şimdi aramızda ve tüm hızıyla programımız başlıyor diyelim. Peki bugün neler konuşacağız? Bugün turizmden bahsedeceğiz. Bildiğiniz gibi Antalya'nın en önemli konularından birisi aslında turizm. Şu sıralarda Thomas Cook konusu var. Herkesi tedirgin eden hem Türkiye'yi hem de Antalya'yı çok fazla etkileyecek bu durum. Bunun detaylarını konuşacağız. Ve yine siyasi partilerde hareketlilik, sular durulmuyor, sürekli bir hareketlilik var. Bildiğiniz gibi MHP İl Başkanı Mustafa Aksoy istifa etmişti. O durumu konuşacağız. Ve sonrasında yine Antalya'da bildiğiniz gibi şenlikler ve kültür sanat etkinlikleri çok fazla bu sıra ardı ardına haberlerimizde de izliyorsunuz. Bunlara da değineceğiz ama şimdi öncesinde de şunu da belirtelim. Kuzey İran kuzeyinde el yapımı bombanın patlaması sonucu bir de şehit verdik efendim. Bununla ilgili de yine üzgünüz. Bu haberi de belirttikten sonra yine başımız sağ olsun diyelim ve programımıza başlayalım. Efendim, şimdi turizm dedik, Thomas Cook dedik, siyasi partiler dedik ama turizmle başlayacağız. Turizmle başlayalım, turizm önemli. Öncelikle hoş geldiniz Uğur Bey. Hoş bulduk, teşekkür ederim. İzmir sonrası Antalya nasıl geldi? İyi, Antalya'yı özlemişiz. Kısa bir İzmir seyahati oldu geldi. Bıraktığım gibi buldum, bir sıkıntı yok. Değişmemiş bir şey. Güzel. Peki efendim, sizler de iyisiniz inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Yalnız ikimizin birlikte yaptığı program çok tutulmuş, onu söyleyeyim. Öyle mi? Sana. Evet. Evet, öyle diyorlar. Ama öyle mi diyorlar? Ben de herkese dedim, Uğur Bey siz olmuyor ama tutmuşlar bayağı. Yayında da bana selam gönderdiniz, izledim ben. Evet. Onu sonra konuşuruz. Tamam, peki turizm dedik. Şimdi turizmde bu yıl 16 milyon hedefi vardı. Hedeflenen de aslında... Hedeflenen rakama da yaklaşıldı açıklamalara göre. Şu anda rakam 12 milyon 300 bini aştı deniyor. Bununla ilgili aslında bir haberimiz var. Öyle mi başlayalım? İsterseniz üzerine bir konuşalım nasıl sonra isterseniz mı? İzleyelim. Haberin konusu Thomas Cook'la ilgili mi? Şu anki güncel turizm rakamıyla ilgili. Onu İsterseniz izleyelim, izleyelim öyle. Tabii. Konuşalım. Turizmin başkenti Antalya bu yıl 16 milyon hedefiyle çıktığı yolda Eylül ayının son haftasına girerken 12 milyon 300 bin turisti geride bıraktı. Her geçen gün geçtiğimiz yıllara oranla yeni rekorlar kıran kentte bu rakama nasıl ulaşıldı? 2016 yılında 6 milyon turist rakamına kadar düşmüştü yaşadığımız sıkıntılardan dolayı. Tabi bugünden bugüne baktığımızda 3 yıllık dönemde biz 6 milyon işte bu sene 16 milyona doğru giden bir Antalya var. Bu yaklaşık 2,5 katlık bir büyümeyi ifade ediyor. Biz 2016'dan sonra yaklaşık 3 yılda çifthane büyümelerle bu noktaya geldik. Geçen yıla oranla %17 büyüyen Antalya turizminde yükselen ivme bize neyi gösteriyor? Türk turizmi ve Antalya turizmi gerçekten çok güçlü ve önümüzün çok açık olduğunu görüyoruz. Konjonktür el verirse biz Antalya'nın işte bu sene 16 milyonu hedefliyoruz ama 2023 yılına doğru 20 milyon turist rakamına ulaşacağımızı söyleyebiliriz. Verilere göre turist sayısı her geçen gün artıyor ancak turist sayısının gelire yansıması yeterli mi? Turist sayısındaki başarımızı gelirlere de ulaştırmamız lazım. Dünya turist başı harcaması yaklaşık 1000 dolar civarında. Biz Türkiye'de 640 dolar seviyelerine gerilemişti bu rakam. Tabii önümüzdeki 5 yıllık dönemde turist sayı başına turist harcamasında gelirini de 1000 dolar seviyesine çıkarma hedefimiz var. Tabii Türkiye turizminde yeni bir döneme girdi. Çok ciddi çalışmalar yapılıyor. Hem pazar çeşitliliği bakımından hem ürün çeşitliliği bakımından. Biz önümüzdeki 5 yıllık dönemde de Türkiye turizm gelirlerini 900 dolarla 1000 dolar arasında geliştirme noktasında ciddi çalışmalar yapacağız. Turist sayısında yakaladığımız başarıyı da gelirlerde yakalamamız gerekiyor.
Peki Türkiye'nin turizm atağını yaptığı yıllarda hayata geçen ve dünyada en iyi uygulayıcısının ülkemiz olduğu Her Şey Dahil sistemi, turizm geliri bakımından hala ihtiyaca karşılık verebilecek tek sistem durumunda mı? Turizmi büyütmek için bir şeyin alternatifi değil. Biz Antalya'da 20 milyonu hedefliyorsak, 20 milyonu arasacaksak, bunu sadece deniz, güneş, kumla yapmayalım. Her Şey Dahil'le de yapmayalım. İşte kültürel turlarla, golf turizmiyle, spor turizmiyle, gastronomiyle bunlarla da çeşitlendirmemiz lazım. Demin de ifade ettiğim ürün çeşitliliği ve pazar çeşitliliği bizim son derece önemli. Her Şey Dahil'i dünyada en iyi uygulayan ülkeler ve şehirlerin başında biz geliyoruz. Buradaki başarımızı korumamız lazım. Ama daha ileri gitmek için, 20 milyon rakamı yakalamak için de mutlaka ürün çeşitliliğini artırmamız lazım. Tabii bu şu anlamda gelmiyor. Yani Her Şey Dahil'i bırakalım da anlamına gelmiyor. Mutlaka bizim ürün çeşitliliğini ve pazar çeşitliliğini sağlamamız lazım. Evet, turizmle ilgili son durum bu efendim. Güncel evet. Durum bu. Ne düşünüyorsunuz? Sevgili Erdoğan Kahya, sizinle başlayalım. Şimdi turizm Antalya'nın olmazsa olmaz ekonomik kalkınmasında, gelişmesinde, insanların refahında herkesi hemen hemen etkileyen bir sektör Antalya için. Hoş tarım da öyleydi ama tarım ikinci plandan evet. Da aşağıya düşmeye başladı. Hem turizmin başkentiyiz hem de tarımın başkentiyiz aslında. Yapı olarak, doğal yapı olarak öyleyiz. Şimdi Sayın Aktop Başkanı Erkan Yağcı'yı bu haberde dinledim. Turizm teşkililiğinden bahsediyor. Rakamlar verdi. Şimdi ben şahsen turizmde rakamlar yerine, yani kişi sayısı yerine, koyun sayar gibi onu saymak yerine döviz, ne döviz girdisi sağladık onu vermemiz lazım. Orada kısmen değindi. Eskiden de turizmin ilk başladığı yıllarda kulakları çınlasın sağ herhalde. Mükerrem Taşçıoğlu Turizm Bakanı'ydı. O ve sonrasında gelen bütün turizm bakanları turizm bu yıl patlayacak, bu yıl patlayacak, seneye patlayacak diye bir patlatma özentisi vardı. Şimdi de rakamlar özentisi var. Onların turizm patlıyor dediği dönemlerde kişi başı Antalya'ya gelen turist, Her Şey Dahil sistem falan yoktu. Kişi başına $1000 civarında para bırakıyordu. Şimdi öğreniyorum ki $640 çıkmış. İnmiş. Çıkmış. Bu $500'lara kadar inmişti. Ha, bir o zaman bindi. Evet, evet. 640 şu an. Şu anda $640. Gerçekten çok az. Bunun temel sebebi Her Şey Dahil sistemidir. Evet. Şimdi ben Her Şey Dahil sistemine karşı değilim. Her Şey Dahil sistemi bu ülkeye öylesi oturdu ki yerine ikame edeceğimiz başka bir destinasyon yok. Başka bir formül yok. Bu Her Şey Dahil sistemi icat eden, Türkiye'ye getiren Cem Kınay bile geçenlerde bir açıklama yaptı. Dedi ki Her Şey Dahil sistemi o günlerde çok iyiydi ve biz diğer rakiplerimize karşı acayip fark attık. Ama Her Şey Dahil sistemi bana göre dedi ömrünü doldurdu. Bu sisteme bir yenilik gerekiyor. Bunu oturup tartışmamız lazım dedi. Kendisini ne Turizm Kültür Bakanımız ne buradaki sivil toplum örgütleri sektördeki kimse herhalde ciddiye almadı. Bunu tartışalım diye birisi çıkmadı. Yani bir Aktop Başkanı, bir TÜROFET Başkanı ya da diğer Profesyonel Otel Yöneticiler Derneği POİT Başkanı. Bunların birisi çıkıp gelin şu Her Şey Dahil sistemini tartışalım demedi. Tartışmak lazım. Niye tartışmak lazım? Turist şehre gelmiyor. Yani bu sistemde. Kaldığı otelin içinden dışarıya çıkmıyor çünkü ona her şey veriliyor orada. Eğer dışarıya çıkıyorsa da burada kendisine yer hizmeti veren, incoming hizmeti veren firmalar bazı alışveriş mağazalarıyla anlaşma yaparak oralara götürüyorlar. Ya da Antalya dışında işte Denizli Pamukkale gibi Nevşehir Göreme o taraflarda günübirlik ya da bir gece yatmalı turlar düzenliyorlar. Şimdi bunun için şehre esnafın inmesini sağlayacak, esnafa turistin inmesini sağlayacak başta ulaşım sorunu var. Bunu çözmemiz lazım. Nedir ulaşım sorunu? Mesela Kundu'da 15 bin yatak var mı? Var. Fazla. 15 bin yatak civarında yatak var. Kundu'dan Antalya'ya direkt olarak merkeze gelecek otobüsler dışında bir raylı sistem yok. Bu raylı sistemi şimdiye kadar yani nasıl ki Expo'ya
Expo açılıyor diye Aksu'ya kadar raylı sistemi götürdük. Demek ki olabiliyor. Kundu'dan Antalya'ya raylı sistemi bir an önce yapmamız lazım. Turizmde istediğiniz kadar çeşitlilik yaratın. Önce bu sorunları çözmemiz lazım. Sonra turizmde çeşitliliğe gitmemiz lazım. Oralar için de altyapı hazırlamak lazım bir yandan. Şimdi dağ turizmi diyoruz. Akseki'de harika kayak yapılabilecek merkezler bulundu. Ama altyapı yok. Sen bulduk diye hemen turizmi çeşitlendirmeye kalkma. Önce bir altyapısını hazırla oranın. Kayak yapılacak hale getir. Otelini yap. Tatil köyü yapıyorsan köyü yap. Ya da köy evi yap. Orada insanların yatmasını sağla. Ondan sonra da kayak yaptırmak için davette bulun. Benim şahsi kanaatim bir de bizde turizm pamuk ipliğine bağlı. Evet. Şimdi mesela herhangi bir olay olmasın diye sezon başından itibaren dua ediyoruz. Bir patlama, bir çatlama oluyor. Örneğin Alman turist savaştan, çatışmadan, kavgadan çok son derece korkuyor. Gelmiyor, gelmek istemiyor. Hele bir de oradaki siyasetçiler, bir de rakiplerimizin bu konuda başta Yunanistan olmak üzere yaptığı çalışmalar. O yüzden pamuk ipliğiyle bağlı böyle ucu ucuna götürüyoruz her şeyi. Biraz sonra herhalde gündeme getireceksin. Thomas Cook'un iflası bizde çok büyük yaralar açacak. Onu ileride tartışırız. Ona benzer olayların olmaması lazım. Sizin fikriniz nedir sevgili Uğur Keskin? Şimdi 16 milyon turist hedefi var. 16 milyon. Büyük bir ihtimalle de turizm sektörünün temsilcilerinin açıklamasına göre biraz da üstüne çıkılarak tamamlanacak 16 milyon turist. Gerçi bu son iflastan sonra İngiliz turistlerde bir azalma olacak ama 3-4 gün önce Trofet Başkanı Sayın Osmanay'ın açıklamasına göre 16 milyona az biraz da geçeceğiz, hedefi yakalayacağız dedi. Ama ben Erdoğan abinin şu söylemlerine katılmıyorum. Ben kendi görüşümü de belirteyim, tartışalım isterseniz. Her şeyi dahili kaldırmak çok kolay değil. Ben kaldırılsın demem. Hayır. Yani her şey dahiliden vazgeçmek, dahili tartışıp... Hayır, tartışalım diyorsun. Ben her şey dahile karşı değilim dedim. Her şey dahilin bir masaya yatırılıp... İşte masaya nasıl değiştirebiliriz? İşte değiştirilmesine karşıyım ben diyeyim. Evet. Yani sen kaldırılması, değiştirilmesi... Yok, yani her değiştirilmesine de karşısınız. Karşıyım. Neden? Çünkü şimdi Antalya şehir merkezine turist inmiyor diye bir söylem var. Evet. Bunun tek suçlusu da, günah keçisi de her şey dahil sistemi olarak lanse ediliyor ve öyle algılanıyor. Şimdi Erdoğan abi, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı, gazetecilik mesleğinde hiç gitmediyse 100 tane şehre gitti dünyada. Şehir merkezine bir turistin inmesi için şehir merkezinde vakit geçirecek yer lazım. Burası bir Paris değil. Louvre Müzen yok, Eyfel Kulen yok, Notre Dame Kilisen yok, cazibe merkezin yok. Burası bir Amsterdam değil, turisti çekecek, sokaklarında gezdirecek güzelliklerin yok. Maalesef yani bu acı gerçeği söylememiz lazım. Antalya gerçekten çok güzel bir şehir. Ya getirecek ama, yolun yok da. Yani bir sembolün yok. Mesela Eyfel Kulesi ya da Pizza Kulesi gibi gittiğin yerde, Big Ben gibi bir fotoğraf çektirip anı bırakacağın bir sembolümüz yok bizim. Kale içimiz var. Kale içinde ne kadar gezebilirsin? Yani bir kere indin kale içine, ertesi gün gideyim buraya deme ihtimalin yok. Yani turist 7 günlüğüne, 10 günlüğüne geldiğini düşünürsek, Antalya'da o turisti 10 gün boyunca gezdireceğimiz sokaklarımızda cazibe merkezlerimiz yok. Bu sevdadan vazgeçmemiz lazım bizim. Şimdi turizmin çeşitleri var. Güneş, kum, sahil turizmi, başka destinasyonlar, turizmi çeşitlendirelim, tamam golf turizmi gelsin, sokakta gezen turist gelsin, alt kademe ayrı gelsin, orta üst düzey yani fazla para harcayan turistler gelsin ama bizim Antalya'mızda bizim o turistleri şehirde gezdirecek güzelliklerimiz maalesef yok. Bir Antalya simgesi oluşturulur. Cazibe merkezleri oluşturulur. Antik, Aspendos gibi ulaşımı kolay hale getirilir. İnsanlar metroya binip Aspendos'a gideyim, aynı Amsterdam'daki, Paris'teki, Berlin'deki, insanların gezdiği Floransa'da, Roma'daki gibi bir hale getirilirse, o zaman gelen turistler de otelden çıkmaz. Şimdi Erdoğan abi diyor ki, ne Poyt tartıştı, ne Trofet tartıştı, ne otelciler, ne sektör temsilcileri. Şimdi biz ne kadar baksak da uzaktan bakıyoruz. Tamam, gazeteci olarak turizmle yıllardır iç içeyiz ama
Şimdi her şey dahil sistemini otelcinin kendisi tartışmıyorsa buna söylenecek bir şey yok. Demek ki oradan para kazanıyorlar. Demek ki o sistem onların işine geliyor. Her şey dahil sistemini uygulamayan tek tek oteller de var. Örneğin Ege bölgesinde yok öyle bir şey. Biz İzmir'de otele gittiğimiz zaman, Ege bölgesinde, Bodrum'da, ne bileyim Marmaris'te otele gittiğiniz zaman her şey dahil olmayınca şaşırıyoruz. Biz artık onu kanıksamışız Antalyalılar olarak. Antalya'da da her şey dahil sistemini uygulamayan birkaç otel var. Onların bileceği iş. Biz şimdi şöyle esnaf adına düşünüyoruz. Esnafın çarşıya turist getirmesi için elini biraz taşın altına koyması lazım. Şimdi bakın, Thomas Cook iflas etti. Seyahat acenteleri ve tur operatörleri gidiyorlar İngiltere'nin kasabalarından, köylerinden, Avusturya'nın yamaçlarından, dağ köylerinden turistleri toparlayıp, o organizasyon onlarda çünkü, Türkiye'yi tanıtıp, Antalya'yı tanıtıp Antalya'ya turist getiriyorlar. Antalya'ya turist getirirken örnek gösteriyorum. İki kişi bir hafta 1000 euro diyor. Örnek gösteriyorum. Bu 1000 euroyu o tur operatörü ya da seyahat acentesi uçak, nakil ve otele veriyor zaten. Kalan pay, yani kendi kazandığı parayı da buradaki oraya buraya, alışveriş merkezine, Aspendos'a, konsere, kuyumcuya götürdüğü etkinliklerden kazanıyor diyeyim. Yani özeti bu. Eğer esnaf turizmden pay alıp, yani turistin de çarşıya inmesini istiyorsa, bu taşın altına elini koyması lazım. Peki esnaf mesela esnaf odaları birliği tur operatörlüğüne soyulsun, seyahat acentelerine ortak olsun. İnsanlar hani ta gitmiş, örnek gösteriyorum ya, ta Norveç'in Kuzey Kutbu'ndaki adamı buraya getiriyor adam. Senin esnaf dükkanına getirmek zorunda değil o. Hazalcığım, ben Antalya'ya cevap getirmiş. Hakkı doğdu. Tamam, konuşalım. Şimdi aslında, tartışalım diye söylüyorum zaten. Uğur Bey'le aynı şeyleri söylüyoruz. Aynen. Fakat ifade tarzlarımız herhalde birbirimizi anlamayacak düzeye gelmiş. Şimdi ben diyorum ki, her şey dahil sistemine karşı değilim. Öyle başladım değil mi sözüme? Karşı değilim. Şimdi seninle Antalya'daki altyapının yetersizliği, Antalya'daki cazibe merkezlerinin yetersizliği. Aslında iki büyük cazibe merkezi var kent merkezinde. Bir kale içi, bir günde ancak gezebilirsin. Kale içini sahibi kim belli değil. Büyükşehir Belediyesi mi, Muratpaşa Belediyesi mi, valilik mi? Sahibi belli olmadığı için kimse yatırım yapmıyor oraya. Kale içinin elden geçmesi lazım. Erdoğan İkinci abi. Cazibe merkezimiz dünyanın en önemli arkeoloji müzelerinden biri bizde. Antalya'da yaşayan insanlara sor, müzeye gittin mi diye. Antalya'da oturanlar gitmiyor. Turisti nasıl çekeceksin oraya? Cazibe merkezi yapılması lazım. Tamam. Yeni merkezler. Bu cazibe alt merkezi. Yapı. Şimdi cazibe. Bak şimdi, otelde her şey 5 yıldız. İtiraz olan var mı? Ne? Dışarıya çıkıyor turist, her şey 1 yıldız. Tamam. İşte sahte, ben de aynı şeyi söylüyorum. Benim konuşma süremden çalmaz mısınız Erdoğan Bey? Çalmıyorum. Ben cevap hakkımı kullandım. Ben de aynı şeyi söylüyorum. Tamam. Bizim otelden çıkışta metroya binip şehir merkezinde yaratılacak olan cazibe merkezlerini turisti taşımamız 50 sene. Boş konuşuyoruz biz. Ne boşa kürek çekmeyin. Tabii ne cazibe merkezini 3-5 senede yapabilirsiniz. Ama kaç sene geçti Uğur? Tamam. Şimdiye kadar niye yapmadık bunları? Deniz, doğa, güneşi satmak işimize geldi. O şimdi ama turizmcilerin işi değil o. Nasıl işi değil? Değil tabii. Ben otel sahibiyim. Bana ne turist, o şey, esnafa gitmiş gitmemiş. Ya beni hiç ilgilendirmez. Şey, onlar da tur operatörü ya da seyahat acentesiysem de beni ilgilendirmez. Tabii yerel yönetimler yapacak onu. Kendisi istiyorsa koskoca bir AESOP var, ATSO var. Onların da çarşıya getirecek turistleri gidip oradan almaları lazım. Ya turizm tur operatörlerine, seyahat acentelerine ortak olursunuz. Artık burası bir turizm kenti. Elini taşın altına koyman lazım. Çok büyük paralar gerekiyorsa da o parayı bulman lazım. Yani birazcık da sen bu işe soyunman lazım. Oldu. Seyahat acentesi ta oralardan adamları toplayıp bir sürü para harcayıp getirsin. Sonra kendi para kazanmasın. Bizi alışveriş merkezlerine götürmeyin kardeşim. Aspendos'a götürmeyin. Bizim çarşıya getirin. Çarşıda ne var senin? Kale içi. Ya bizim için güzel olabilir, tarihi değerleri o da olabilir ama yani Japon turistler gelip fotoğraf çektiriyor tamam ama bir Rus'u kale içinde aa bak ne kadar güzelmiş falan diye gezdirebileceğim bir yer değil kale içi. Bu gerçeği kendimize itiraf etmemiz lazım. Çok güzel bir şehirde yaşıyoruz.
Aynı Atatürk'ün dediği gibi hiç şüphesiz ki dünyanın en güzel yeri dediği şehirde yaşıyoruz. Ama kendimizi de kandırıp kale içimiz var, bizim müzemiz var. Bizim müzemizin sahip olduğu envanterin %97'si depoda. %3'ünü sergiliyor. Louvre Müzesi'ne gir, 15 günde çıkamazsın. Bak 15 günde Louvre Müzesi'nden tur atamazsın. Bizde %97'si depoda. Yani yer yok. Örnek onu gösteriyorum. Bizde Expo 10 bin müze alanı olsun dedik Expo'yu. Kabul etmediler. Tamam Expo, onları yapın ama bu turizmcileri işte, bu turizmcileri ilgilendiren bir şey demek istiyorum. Yani yerel yönetimleri ilgilendiren. Siz Expo alanını öncelikle Louvre gibi bir yer haline getirirsiniz. Herkül Lahit'i var mesela, Herakles var. Orada Mona Lisa var. Mona Lisa turist çeker. Eiffel Kulesi turist çeker. Red Light Sokak Amsterdam'da turist çeker. Londra'da Big Ben, ne bileyim Notre Dame Kilisesi Fransa'da turist çeker. Ama sizin burada neyiniz turist çeker? Aspendos şehre biraz daha yakın olsa belki, antik tiyatro. Bunları şehre kazandırmanın Perge, bir yolu lazım. Perge, Aspendos, Perge, çeker. Evet. Yani oralarda bir vakit geçirecek kafeteryalar, bir çay kahve molası verilecek yerler falan derseniz belki çocuğuyla gelmiş bir Alman turist, ya bu gidelim Perge'ye deme ihtimali var. Ben %100 kesin de demiyorum, deme ihtimali var. Ha, Expo'yu bir açık hava müzesi haline getirirseniz dünyadan oraya, ya buradaki medeniyetlerden kalanları görelim diye gelmek isteyenler olur. Ama benim dediğim gibi 50 senede falan olur bu. O yüzden de turizmcileri şimdi Cem Kınay Magic Life battı. Cem Kınay her öngörüsü gerçekleştirilen ya gerçekleşen bir turizmci değil. O dönemde evet Magic Life çok güzel organizasyonları vardı. Cem Kınay evet her şey dahil her şey sistemini dahil, de buraya getirtti. Evet. Başka mesela İspanya'da Mallorca'da uygulamaya çalışıyorlar olmuyor, Yunanistan uygulamaya çalışıyor olmuyor. Bize has bir şey haline geldi evet, her şey dahil sistemi de. Turizmcilerin para kazanması için bu şekilde devam etmesi lazım diye düşünüyorum. Her şey dahili çok kurcalamaktansa turisti çarşıya çekebilecek cazibe merkezleri lazım. Bundan kim para kazanacaksa esnaf mesela. Lütfen oraya ne bileyim bir döner gazino heykel yapın. Antalya'nın simgesi mesela altın portakal, denizin içinden hayır, bir heykel çıksın. Bak, esnafın yapacağı ne biliyor musun? Hayır hayır, esnafın mesela denizin ortasında bir imitasyon mal satmak yerine marka, kaliteli ürün satmasını. Evet ama Antalya'ya o yakışır. Sistem böyle devam ettikçe ilk domino taşını devirmek gerekiyor. Örnek gösteriyorum, denizin ortasında bir altın portakal heykelciğinin böyle kafasında restoran olan şeklinde dev bir heykel olsa mesela. Örnek gösteriyorum. Yapılabilir, yapılamaz. Eiffel Kulesi'ne gidecek olan adam buraya da gelir bakar ya bu nasıl bir heykel diye. Dubai'deki sonradan suni yapılmış plajı, palmiye şeklindeki plajı ben burada merak ediyorum mesela. Bir gideyim göreyim evet, diyorum. Antalya'da neyi merak etsin gelsin insan? Bu gerçeği bir düşünüp ona göre bakmak lazım her şey dahil evet, evet, diye. Tanıtım konusunda peki nasıl? Tanıtımımız bizim bak bizim otellerimiz çok güzel. Hırvatistan Yugoslavya'dan ayrıldıktan sonra Dalmatya kıyıları bizim otellerimiz eski kaldı. Bir ara sarsıldık biz. O Dalmatya kıyıları Hırvatistan'ın yeni tesisleri bizi biraz ikinci plana itti ama bizim otellerimizde yok yok. Erdoğan abinin dediği doğru, oteller 5 yıldız. Ama Erdoğan abinin şu dediği de doğru, 5 yıldızlı otelden çıkıyorsun, 10 metre yürüyünce toprak yola düşüyorsun. Yani kunduyla havaalanı arasındaki yolu yeni biz düzgün bir yol haline getirebildik. İnsanlar patika yollardan gidiyordu 3-5 sene öncesine kadar. Biz mesela Antalya'da Tazı Kanyonu'nda bir, Allah razı olsun, bir telefon firmasının çektiği reklamda izledik, gördük. Böyle bir yer varmış dedik. Orada bir anda fotoğraflar patladı, bir anda viral oldu. Mesela tamam, biz acaba tanıtımını mı biraz... Hayır hayır, tanıtımını yaptın diyelim. Çok... Tazı Kanyonu dünyada bir numara oldu diyelim. Herkes tanıyor diyelim. Niye gelsin adam Almanya'dan Tazı Kanyonu'nu görmeye? Önce sen gelir misin da Almanya'da? Yani Almanya'da da ya öyle o, bir kanyon vardır mesela. Sırf onun için gelmez tabii ki. Tabii. Yani buraya gelmişken için görmek isteyen çıkacaktır. Aynen. Onu yani anlatıyor da. Şimdi, tanıtım konusunda izin verirsen ben hep Erdoğan sen konuş. Erdoğan abi yurt dışına çıktığında seni göndereye arkadaşlarına, eşe, dostuna hediye alıyorsun mesela. Erdoğan abi mesela örnek gösteriyorum. Barcelona'ya gitse ben bir hatıra isterim ondan.
Erdoğan abi. Ya giderken kendi önce şeyleri alıyorsunuz. Burada zaten. Da burada da ama şimdi yani Paris'ten Eiffel Kulesi heykelciyi al, Londra'dan Big Ben heykelciyi al, otur. Antalya'dan ne götür? Portakal. Ne nasıl yok, olabilir reçel, başka? Reçel götürüyorlar. Hayır hayır hatıra yani reçeli yedin bitirdin. Ya, ne götüreceksin? Evet. Lütfen yani bunları düşünmek lazım. Tanıtım konusunu düşünmek. Açtın. Çok önemli tanıtım. Şimdi tanıtımı kim yapacak? Ya ajans. En iyi tanıtımı kendisi yapar insan. Tanıtım ajansı var. Şimdi tanıtım vakfı var Antalya'da. Hı hı. Gerçekten güzel işlere imza atıyorlar. Evet. Yenilikler yapmaya çalışıyorlar. Kitaplar çıkartıyorlar. Antalya mutfağını ortaya çıkardılar. Eserler yerinde güzeldir şeklinde. Evet, bilmediğimiz bir sürü şey çıktı. Yemek çıktı, yemek tarifi çıktı. Hı hı. Şimdi Antalya Tanıtım Vakfı netice olarak çok büyük bütçesi olmayan bir vakıf. Şimdi tanıtımı Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yapması lazım ve nihayet bir ajans kuruldu. Şimdi o ajansa turistik oteller başta olmak üzere herkes kar payında bir miktarını vererek bir fon oluşturuluyor. Diliyorum inşallah o fon yerinde kullanılır. Şimdi kar payı dedin çok özür dilerim. Bir saptama. Otelci mi veriyor? Otelci de verecek. Niye veriyor? Ne faydası var tanıtımın otelciye? Ya Türkiye'nin tanıtımını o kendi yapıyor. Zaten yapmış anlaşmasını, otelini ya dolduruyor ki, zaten. Ya bütün otelciler böyle diyor. Verse ne olur tanıtım fonuna? Sadece onun otelini tanıtmayacaksın ki. Ülkeyi tanıtıyorsun. Kenti tamam, hizmet. Ya bak Amerika'da, Uğur, Amerika'da Türkiye'yi bilmeyen, Amerika'da Türkiye'yi Orta Doğu ülkesi zanneden insanlar var. Tamam. İstanbul otel ve Antalya. Otel sahibi ne bundan? Ona ya ne demek otel sahibi? Şimdi o da bu ülkede yaşamıyor mu ya? Yani ya oteli rastla o zaman senin acenta. Benim de vermemiz lazım. Veriyoruz zaten. Biz her konuda veriyoruz. Tamam. Şimdi vatandaş, maaşlı, emekli bunların hep her şeye katkı payımız var bizim zaten. Tamam. Onlar ellerini cebine sokmuyor. Onu tamam, anlatıyor. Ama otelcilerin cebinden de elinizi çekin artık ya. Ya Allah Allah. Kim elini sokmuş şimdiye kadar otelci işte cebine? Tanıtım. Kime yardım yapmışlar? Antalya Spor'a yardım mı yapıyorlar? Yatak başına para veriyorlar. Ya bırak Allah aşkına. Yatak başına para filan yok. Antalya Spor'a niye yardım yapsın? Erdoğan abi. Ya arkadaş ya. Ya o zaman buranın ekmeğini yiyor bu adam ya. Antalya'ya niye yardım yapmasın ya? Ya Antalya Spor'a 300 ya bırak 1000 euroya futbolcu tamam. Alacağına 300 bin euroya çocuklara eşofman olsun. Ya arkadaş şimdi hayır sen niye savunuyorsun bu otelcileri o anlamıyorum. Esnaf. Ya esnafla ben, ne alakası var hayır, şimdi bunun ya? Parayı. Abi bak lafımı kesme tamam, bir dakika. Ben şu tanıtım konusunda. Hayır bitireyim tanıtımı bitirmedim tamam, daha. Bir şu soruya cevap ver. Turist inmediği zaman otelci para mı kaybediyor şehire inmediği zaman? Ya şehre kim insin. Kazanacak? Bir dakika konu şehre inmek değil. Tamam. Değişti konu tanıtım. Tamam. Konu tanıtım ya. Kim para kazanacak? Tamam Uğur Bey bir dakika. Bitirelim Erdoğan Bey sözünü bitirsin şimdi, ondan sonra konuşalım. Bakın yıllardır turizm sektöründeki meslek örgütleri bizim bir kanunumuz yok diyor. Yıllardır bağırıyor, çağırıyor, yalvarıyor. Nihayet bir meslek örgütü şablonu bakanlık ortaya çıkardı. Ama o da orada ortada kaldı, kadük kaldı. Bu sektörün bir kanunu yok. Bir. İki, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın tanıtım başta olmak üzere turizmde A planı, B planı ve politikası yok. Tamam mı? Şimdi biz politikası olmayan bir sektörü otelcilerin başarılı çalışmaları, bak otelcilerin yiğit öldür hakkını ver. Otelcilerin kendi başlarına başarılı çalışmalarıyla ayakta duruyor ve para kazanıyoruz. Evet. Bir kriz söz konusu oldu. Krizde otelciler bir araya geldi ve krizi kendileri çözdü. Devlet falan çözmedi. Şimdi aynı krizi tekrar yaşamaya başka bir şeklini başka yaşıyoruz. Başka bir şekilde yaşıyoruz. Bunun için Kültür ve Turizm Bakanlığı ne için vardır? Bunu Sayın Bakan mesleğin içinden çıktı. Bunu bir açıklaması lazım kamuoyunun için vardır bu Kültür Turizm Bakanlığı. Bu varlık sebebini, görevini yerine getirmesi lazım. Maalesef getirmiyor. Antalya'nın dünyanın hangi şehrine giderseniz gidin, turistik olsun ya da olmasın, kentin bir broşürü var. Her tarafta dağıtıyorlar. İnfolar var. Oralarda dağıtıyorlar. CD dağıtıyorlar bedava. O kenti simgeleyen bir şey. Bunların hepsi tanıtım. Tamam, evet. Aynı şeyi söylüyoruz işte. Ya bunlar, yani bunlar aynı şeyi söylüyorsanız neden tartışıyorsunuz? Evet. Bu da Erdoğan abi onu çelişkili.
ona yalanladığımı zannediyor, ona ters düştüğümü zannediyor. Hayır ama arkadaş, şimdi, burada biz kimseyi savunmuyoruz. Aynen, burada aynen. Biz tarafsız bir yayıncılık yapıyoruz. Aynen. Turizmden para kazanmak isteyen kim varsa bir şey yapsın. Otelcilerden beklemesin. Otelci para kazanıyor kardeşim. Bak, ilkokul bir mantığıyla söylüyorum. Otelci zaten parasını kazanıyor mu? Kazanıyor. Elinden turisti, geleni yapıyor mu? Turisti yapıyor. Esnafı esnafın ayağına getirmeye, turisti çarşıya indirmeye mi çalışıyoruz? Ya bu otelcileri hiç ilgilendirmiyor. Esnaf bir şey yapma yapsın. Şimdi. Ha. Esnafa getirmek o kadar önemli bir sorunumuz değil. Tamam. Bak şimdi, bak bir şey söyleyeceğim. Şimdi ama ne dedin sen? Konuştukça bak ne dedin? Kavga edeceğiz. Turisti getiriyor, evet. Para kazanıyor. Evet. Antalya'ya niye hizmet etmiyor? Onun pisliğini belediyelerimiz yapıyor, temizliyor. Evet. Bak şimdi. İki, o toprak bizim toprağımız. Turizm o vergisini, bak şimdi dinle. Vergisini İstanbul'da yatırarak buradaki gelir belediyelerin, yerel yönetimlerin alacağı gelir payını azaltıyorlar. Bunu biliyor musun? Hangi otelciliğin, bak kendi Antalyalıların şirketi bile İstanbul'a taşıdı vergi dairesi. Neden? Orada az mı vergi ödüyor? Hayır. Burada vergi mükellefi az. Onun için çok sıkıştırıyormuş maliye. Evet. Orada kim kime dumduma diyor. Suçu? Aynen bunu söylüyorlar. Ben şimdi bunun kimin suçu olduğunu düşünüyorum. Kime bu, kim kime ihanet ediyor? Otelcilerin suçu değil ki bu. Bu bir hükümet politikası. Şirketler de ise şirketin merkezi de orada olacak diyecek. Bitti. İller Bankası'ndan yeterli parayı alamıyorsun. İyi söyle o zaman da turizmci, yapsınlar hayatım onu. Yani bu şimdi ne yapsın turizmci? Oraya para verip bir de aynısını dur ben Antalya'ya vereyim mi desin? Dediğini yani ya cevabı burada dinlemiyorsun. Burada kazandığın parayı burada bildireceksin. Evet. Buradaki belediye de onlar pay alacak. Evet, hükümetin ama işi İstanbul'a bu. Götürmeyeceksin vergi dairenin. Ya ne faydası? O zaman var? Burada da nasıl fayda? Örnek göster. Ya Allah aşkına sen bana bir cevap ver. Turizmcinin vergisini İstanbul'da ödemesinin turizmciye ne faydası var? Turizmciye faydası burada yok. Burada ödeyebilir adam. Zararı var. Antalya'ya zararı var. Hükümetten bir şey çıkartırsın. Devlet bir şey çıkartır. Sen Antalya'yı kirletiyorsun. Antalya da senin şirketin. Antalya'da evet. Öde vergini diyecek. Bitti. Tamam. Desin bunu devlet o zaman. Yıllardır söylüyoruz lütfen. Bunu biz. Yani yıllardır söylüyoruz. Desin o zaman. Politika şu an eksikliği aynı var. Şeyleri aynen. Konuşuyorsun. Evet. Evet yani sen devam. Efendim başımızda bir dert var. Thomas Cook. Yani biz şimdi her şey dahil dedik. Şehre çekelim dedik. Ama... Şimdi Thomas Cook iflas etti. Peki Thomas Cook kimdir? Şimdi dünyanın en eski seyahat acentelerinden birisi. Türkiye'de evet. De binlerce turist getiren İngiliz tur operatörü. Doğrudur. 2.1 milyar dolarlık borcunu yönetemeyince resmen battığını açıkladı. Şirkette tasfiye sürecine girmek için resmi olarak başvuruda bulundu. Kayyum atandı. Aynen öyle. Şimdi bu durum önce Türkiye'yi nasıl etkileyecek? Daha doğrusu size hemen Erdoğan abinin de bu konuyla ilgili notları var. Şimdi bu konuyla neden iflas etti? Önce evet. Bununla başlayalım isterseniz. Hazalcığım şimdi firmayı bir iyice tanıtmak lazım. Tabii. Holding Avrupa ya merkezi holdingin her ne kadar İngiltere olsa bile Avrupa, İskandinav ülkeleri, Benelux ülkelerinde 100'ün üzerinde kendisine bağlı şirket var. Yani her şirket bulunduğu ülkenin yasalarına göre yönetiliyor. Merkez İngiltere ama 100'ün üzerinde şirketi var. Bu şirketin iflası bütün dünyayı etkiledi o yüzden. İkincisi Thomas Cook 600 dünya çapında 600 civarında şu anda müşterisi varmış. Bizde 50 civarında müşteri var. Ve yılda 22 milyon turisti dünyanın çeşitli ülkelerine gönderen devasa bir firma. Şimdi Thomas Cook Akdeniz çanağında en büyük etkilenenler Türkiye dışında Yunanistan, Mısır ve İspanya. Bu krizden en çok etkilenen ülkelerin başında geliyor. Şimdi Antalya'da her birinin 1 milyon alacağı olduğu en az 100 tane otel var diyor. Hüseyin Baraner, turizmin duayeni bu ilişkiler konusunda da Avrupa'da
ismi sayılan önemli bir turizmcimiz. En az demek ki 100 milyon lira bu 100 tane otelin alacağı var. Önceki alacaklar var. Online sistemle rezervasyon yaptırıp buraya gelen diğer normal müşteriler var. Ve bir de diğer ufak 3 yıldızlı, 4 yıldızlı otellerde olanlar var. Yani rakamlar çok büyük. Evet. Baraner'in yine ifadesine göre sektör bu sene sezon çok iyi gidiyordu. Sektör iyi para kazandı. Ama bu kazancı Thomas Cook'un iflası bir kalemde götürdü şeklinde bir ifadesi var. Neden iflas etti? Evet, oraya bir perde yani arkasını iflas, senden dinleyelim. Her iflasın bir şeyi var, gerekçesi var, var mutlaka. Kötü yönetim, iyi yönetilmemesi başta. İflasın gerçek yüzünü yine ben Hüseyin Baraner'den öğrendim. Şimdi İngiltere'de bir Brexit olayı var. İngiltere kamuoyu yoklaması yapıldı, referandum yapıldı. İngiliz halkı da Brexit'e evet dedi. Yani Brexit Avrupa Birliği'nden çıktı. Ayrılma kararı. Şu andaki Başbakan Johnson da Brexit yanlısı bir kişi. O da Avrupa Birliği'nden ayrılıp kendi başlarına bağımsız bir ülke olmanın büyük ideallerinden biri. Şimdi Thomas Cook'un bu sıkıntılı sürece girmesi yeni değil. İngiltere hükümeti de Thomas Cook'u kurtarılması konusunda çalışmalar yapmış. Ve Çin'in en büyük yatırım grubu, 50 milyar cirolu büyük bir firma, Fosun Şirketler Grubu talip oluyor almaya. %75 hissesi bu sıkıntılar olduğunda. Olduğu sırada, yani bu bir ay, iki ay önce falan. %75 hissesine karşılık 475 milyon pound anlaşıyorlar. Yani %75 hissenin Çin'e gidecek. 475 milyon pound da borçlarını temizliyor. Sadece bankalar kalıyor. Bankalara olan borcu da 400 milyon pound şirketin. Bankalara olan borcu için bankalar bir öneri getiriyor. Diyor ki biz nakit para almayalım bu borca karşılık. Thomas Cook'un hisselerini alalım. 400 milyon tutarında hisse alalım. Ama bir şartımız var. Yarın Çinli büyük ortak sizi tanımıyorum derse, biz ortada kalırsak İngiltere'deki o 4-5 banka batar. Onun için bize hükümetin ya bir garanti vermesi, devletin, ya da 200 milyon poundluk, 400 milyon alacağı karşı 200 milyon poundluk bir garanti fonu oluşturulmasını istiyoruz diyorlar. Başbakan'a iletiliyor konu. Başbakan Thomas Cook'un kurtarılmasından yana, bu kurtarma operasyonu içerisinde de bunu Bakanlar Kurulu'nda kabul edilmesi yönünde bir konuşma yapılıyor. Ama ertesi gün İsviçre kökenli Thomas Cook'un CEO'su bir açıklama yapıyor. Bizi, firmamızı Brexit batırdı. Avrupa Birliği'nden çıkmamız batırdı. Evet. Avrupa Birliği'nden çıkmamız batırdı. Bunun üzerine hükümet desteğini çekiyor bu laf üzerine. Sadece bu laf üzerine desteğini çekiyor. Ve Thomas Cook da zorunlu olarak iflasını ilan ediyor. İlan etmiş oluyor. Bu gerçeği de anlattıktan sonra... Bu güzel bilgi için çok teşekkür ediyoruz sevgili Erdoğan Kahya. Şimdi kısa reklam. Bir aramız var. Sonrasında bakanlıktan bir açıklama geldi bu konuyla ilgili. Yine sektör temsilcilerinin açıklamaları var. Onunla ilgili de bir haberimiz var. Reklamlardan dönüşte haberimizi izleyip devam edelim. Dünyanın en eski seyahat ajansı olarak bilinen ve her yıl Türkiye'ye de binlerce turist getiren İngiliz tur operatörü Thomas Cook,
2.1 milyar dolarlık borcunu yönetemeyince resmen battı. Şirket tasfiye sürecine girmek için resmi başvuruda bulundu. Şirketin tasfiye sürecini yönetmek üzere bir kayyum atandı. İngiliz hükümeti şirketin iflası nedeniyle 150 bin tatilciyi ülkeye getirmek için bir operasyon başlattı. Ağustos ayının başında Anexstor'un patronu Türk iş insanı Neşet Koçkar, Thomas Cook'un %6.7'sini satın almıştı. Thomas Cook, yılda 16 ülkede yaklaşık 19 milyon turistin seyahat etmesine aracılık ediyor. 2018 yılında şirketin cirosu 12 milyar dolara ulaşmıştı. 1841 yılında kurulan şirketin 2.1 milyar dolar borcu bulunuyor. Almanya, Rusya ve Norveç'te faaliyetlerine devam eden firmanın bugün itibariyle Türkiye'de 21.033 konaklama misafiri bulunuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı firmanın İngiltere misafirlerinin konaklamalarına ilişkin tüm ödemelerinin İngiltere Kamu Otoritesi güvencesinde bulunduğunu açıkladı. Bakanlık, batan Thomas Cook tur operatörüne ilişkin olarak zarar görebilecek işletmeler için kredi destek paketinin hayata geçirileceğini duyurdu. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada işletmelerinde Thomas Cook İngiltere misafiri konaklayan otellerin bu misafirlerinden ücret talep etmesi, odayı boşalttırması durumunda haklarında yasal işlem başlatılacağı açıklandı. Antalya Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada firmanın iflası üzerine bu operatörle kente gelen misafirlerin mağduriyet yaşamamaları için Vali Yardımcısı Nurettin Ateş'in başkanlığında kriz merkezi kurulduğu, merkezin süreç tamamlanıncaya kadar herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için gerekli tedbirleri alacağı kaydedildi. Evet, haberimiz bu şekildeydi. Sevgili izleyenler, Thomas Cook'la ilgili haberi izledik. Evet, sevgili Uğur Keskin, bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Şimdi 1841 yılında kurulmuş bir şirket, en eski turizm seyahat acentası, evet. Bütün dünyayla çalışan, bütün dünyada müşterileri olan, oralara turist getiren bir çok büyük bir firma ve turizm tarihinin en büyük batışı bu. Turizmciler endişeli doğal olarak, sektör endişeli tabii ki. Şimdi topladığınız haberde gördük ki herkes elinden geleni yapıyor. İngiliz kamu otoritesi güvencesinde diyor ödenecek paralar. Bizim Kültür Bakanlığımızda alacağı olanlara biz kredi desteği veririz. Yani ben şunu anlıyorum. Düşük faizli ya da faizsiz krediler verip alacağı olanlara o alacağı tahsil edesiye kadar nefes payı verecek devlette. Hatta buradaki müşterilerden kesinlikle para talep etmeyin ya da otel odasını boşaltmayı talep ederlerse bu bir suç diye otellere de talimatlarını göndermişler. Ben Trofet Başkanı Osman Ayık'la konuştum bugün. Şimdi diyor ki oluşturulan kriz masası bu şirketten Türkiye'deki turizmcilerin ne kadar alacağı olduğunu henüz belirleyememiş. Erdoğan abi bir rakam verdi, 100 milyon dolar gibi. Zannediyorum Hüseyin Barener onu düz matematik hesaplayın. Yani 100 otel 1 milyon dolar alacağı olsa 100 milyon dolar alacağı olur gibi. Tabii öyle bir hesap yapıyor. Ama Osman Ay'ın söylediği herkesi ayrı etkiler gücüne göre diyor. Yani bir 30 bin sterlin, 50 bin sterlin çok büyük otellere büyük yara açmayabilir ama küçük oteller yani 20-30 odalı, 3 yıldızlı gibi otellerin batmasını sağlayacak bir rakam. 50 bin sterlin, 60 bin sterlin gibi bir şey. Anladığım kadarıyla bu özellikle Sayın Osman Ay'a özellikle sordum. Yani endişe duyulacak bir şey var mı? Yani endişeye gerek yok ama turizm tarihinin en büyük batışı dedi. Yıllarca sürer bunun etkisi dedi. Erdoğan abinin dediği gibi şimdi kriz aslında iki çeşit kriz var. Birbirine karıştırmamak lazım. Birincisi otel şirket bütün dünyaya turistleri dağıtmışken battı. Esas kriz, ilk plandaki kriz o battığı anda dışarıda olan İngiliz vatandaşların, turistlerin ya da Alman vatandaşının, Rus vatandaşının evine dönebilmesi. Bu kriz atlatılır. Antalya'da, Manavgat'tan, Alanya'dan, Atso'dan önemli açıklamalar da geldi. Yani biz Türk misafirperverliğini göstereceğimize inanıyoruz. Evet. Yani 3 kuruş için, 5 kuruş için ülkeyi rezil etmez kimse. Yani benim aynen odamı öyle boşalt kardeşim, para vermiyorsan çık kardeşim demez kimse. Zaten bugün bir 1050 derse cezası var. Cezası evet da var. Zaten demez de.
Tahmin etmiyorum öyle bir şeyi. Çünkü 100, yani 50 yıldır oraya çalışan şeyler var. Krizin boyutu da öyle. Yani 50-60 yıldır bir firmayla çalışıyorsan hiç para problemin olmamış. Senin hani 3 yıllık, 5 yıllık alacağın olsa bile hiç para istememişsin. Yani batma ihtimalini aklının ucundan geçirmemişsin. Çünkü 170-180 yıllık bir firma. O yüzden yarası büyük olabilir bazı Türk işletmecilerde. Ama bu aşılamayacak bir şey değil. İngiliz pazarı yavaş yavaş bizde Antalya'da yükseliyordu. Hani Almanlar kadar, Ruslar kadar, Ukraynalılar kadar, yani BDT ülkeleri gibi de değil ama İngiliz pazarında da bir yükselme vardı. O yükselme durur tahmin ediyorum. O bu kriz aşılasıya kadar. Dediğim gibi yani turizm tarihinin en büyük batışı olduğu için biz bunun sıkıntılarını 3-5 yıl daha hissedecek insanlar olacaktır diye tahmin ediyorum. Şimdi ben Uğur'un bu sözlerini tamamlayıcı iki husus var. Birincisi şu anda Türkiye'de sadece Antalya'da değil, Türkiye'de bulunan bütün Thomas Cook müşterilerinin parasını nasıl tahsil edecek Türkiye? Şimdi ayın 22'sinden itibaren, 23'ünde iflas açıklandı. 22'sinden itibaren Türkiye'de olan ve işte örneğin 5 Ekim'e kadar rezervasyon yaptırmış bir kişi ya da aile burada kalabilecek ve bunun parasını Atol denen kamu kurumu niteliğindeki sigorta şirketi Türkiye'deki otellere ödeyecek. Yani şu andaki Türkiye'de bulunan ve 43 bin olduğu söylenen yaklaşık rakam, bunu Türkiye temsilcisi Diana da doğruluyor. Şu anda Türkiye genelinde 43 bin çeşitli destinasyonu. Yani azalıyor tabii. Bugün sadece Antalya'dan İngiltere değil, bunun 21 bini İngiliz vatandaşı, gerisi diğer ülke vatandaşları. Bu ödenecek, burada sorun yok. Firmaların şayet geçmişe yönelik borcu varsa, alacağı varsa Thomas Cook'tan, bunun içinde kayyumun hazırlayacağı listeye göre oradan talep edecek. İkinci husus, Diana Turizm, Thomas Cook'un Türkiye temsilcisi. Şimdi Diana Turizm rezervasyon işiyle uğraşmıyor. Sadece turist havaalanına geldi, ondan itibaren Thomas Cook adına hizmet veren bir seyahat ajantası. Incoming hizmet diyorlar. İşte alıyor, oteline götürüyor. Varsa turunu yaptırıyor. Tekrar otelden alıp uçağa getiriyor. O da oteller gibi şu anda sıkıntıya düşmüş. Yani o da bu işi para karşılığı, hizmeti para karşılığı yapıyor. Genel müdür, Diana Turizm'in genel müdürü Burak Tombul bugün otellere bir mektup gönderdi. Bu mektubunda durumu özetledikten sonra hep birlikte bu krizi atlatacağız, birbirimizle dayanışma içerisinde olalım diye hoş bir mektup yazmış. Osman Ayık da çok güzel bir şey söylemiş. Benzer krizleri Türk turizmi çok yaşadı. Biz bu krizi de geçmiştekiler gibi ama soğukkanlı kalarak atlatabiliriz. Temennimiz bu krizi de soğukkanlılıkla atlatmak. Ama Uğur'un söylediği çok doğru. Bunun etkisi 100 milyon dolar olsun ya da 80 milyon dolar. Bunun etkisi hemen bir yılda bitmez. Uzun süreceğini tahmin ediyorum. Ben şimdi şuradan bir saptama yapmak istiyorum. Demek ki neymiş? Antalya'daki turizmin sürdürülebilir olabilmesi için kendi şirketlerimizi kurmamız gerekiyor bizim. Evet, yani bir İngiliz şirketi battığı zaman, bir Rus şirketi battığı zaman, örnek gösteriyorum, 5 milyon Rus turist geliyor Antalya'ya. 5 milyon da Alman turist geliyor. Şimdi İngiliz turist bizi o kadar yıpratacak sayıda değil. Son yıllarda yükselişe geçmişti ama bizi yıpratacak sayıda değil. Üçüncü sırada mı? Yok yok, Ukrayna var üçüncü sırada, BDT ülkeleri var, İngiltere aşağıda. Antalya için aşağıda en azından. Türkiye'de olabilir. Onlar Muğla tarafına, Bodrum, Marmaris, orada çok İngiliz olduğu için. Demek ki turizm seyahat acentelerinin de bizim olması gerekiyor. Adam bize ya iflas etmese de vermiyorum paranızı ya da göndermiyorum bundan sonra Türkiye'ye dediği zaman bizim ağzımız açık kalıyor. Bu tür sıkıntıları da yaşadık zamanında.
Belarus'la yaşadık, uçak krizinde Rusya'yla yaşadık. Bu tür sıkıntılar var. Yani ağzımızın açık onların turist göndermesini beklemek yerine tamamen yani bir kere turizmde bir 50 yıllık, 100 yıllık bir plan, yol haritası gerekiyor. Biz bunu 20 yıldır politika gerekiyor. Bir politika gerekiyor. Antalya turizmden para kazanacaksa, Antalya'nın ekonomisi turizme bağlıysa, şimdi turizm yaklaşık 50 yan sektörü besliyor. Ama hayatında hiç turist görmemiş, şehrin kenarındaki köşesindeki örnek gösteriyorum, bir berber dükkanı dahi turizmden para kazanıyor. Turist gelecek, o oteldekiler para kazanacak, müdürü, oradaki çalışanları, 1000 kişi çalışıyor bir otelde. O gidecek tıraş olacak. Eğer o adam orada turist gelmez de para kazanamazsa, şehirde hiç turist görmeyen insan dahi turizmden etkilenir. Yani turizmin bitmesinden etkilenir. Hiç turizmle alakası olmayan bir sektörde çalışsa dahi. Onun mal sattığı ya da onun hizmet verdiği adam turizmden para kazanıyor. Çünkü o kazanmazsa onun hizmet vermesi de durur, ona mal satmanı da durur. O yüzden de bir 50 yıllık, 100 yıllık plan programı artık Antalya için oluşturmak lazım. Kültür Bakanlığı'na çağrı bu yüzden. Kültür Bakanlığı eğer Antalya'nın önümüzdeki yıllarda da turizmden para kazanacağını, ekonomisini bununla geliştireceğini düşünüyorsa lütfen Antalya için bir özel turizm planı oluşturmak zorunda. Lazım. Hani yasa yok, plan yok, yol haritası yok. 2023 yılında şimdi 20 milyon Antalya'ya turist hedefi var. Belki 50 milyon olacak. Çünkü hem turizmimiz pamuk ipliğinde hem dış gelişmelerden etkilenen bir sektör haline geldik biz. O yüzden de bu Thomas Cook sıkıntısı birkaç yıla yansıyacak gibi. İnşallah hani böyle bütün gelirini bu firmaya harcamış insanlar azdır da ya da hiç yoktur da sıkıntı öyle olmasın. Yani büyük şirketlerde 50'şer bin, 30'ar bin, 40'ar bin pound alacak olmuş olsun inşallah. Kimse fazla etkilenmesin diyorum ama yani bütün mal varlığını buraya buraya yatırmış olanlar da var. 4 yıldızlı bir otel, sadece o Thomas Cook'la çalışıyor. Evet. Bütün geliri gitti şimdi adamın. O 10 yılda toparlanamaz. O yüzden de inşallah bu kriz kolay atlatılır. Şimdi Thomas Cook her hafta Antalya'ya 30 ile 40 bin arasında müşteri getiriyormuş. Bu rakam sadece şimdiki kalanların parasını ödemekle bitmiyor. Bitmeyecek. Rakam çok yüksek. İkincisi sürdürülebilir olmak o kadar önemli ki. Yani işte başta söyledi, pamuk ipliğine bağlı bizde turizm. En ufak bir patlama, çatlama bilmem ne hemen etkiliyor. İşte A planı, B planı olması lazım. Tekrar edeceğim aynısı. Bak şeyin Thomas Cook'un CEO'sunun söylediği bir tek cümle iflası getirmiş. Ya onun altı vardır tabii ya. Başbakan ya da mutlaka, o kadar takıntılı altı vardır da değildir adam, diye tahmin ediyorum. Adam aşık, yani ben Avrupa fanatik, Birliği'ni istemiyorum. Senin CEO'n da Avrupa Birliği'ni istemiyorum diye battık dedi. Ben vazgeçtim senden. Çok şimdi basit değildir o. Başka kavgalar şekilde, falan vardır. Fanatik şekilde başbakan Brexit nedeniyle şeyden ayrılmak istiyor Avrupa Birliği'nden. Tamam, fanatik onu, şekilde. Tamam onu anladım da. Yani. Ama bir CEO'nun söylediğiyle kocaman şirketi bütün dünya krizi yaratacak kadar da çılgın değildir. Konuşmalara bile dikkat etmek lazım yani. Konuşmalara bile yani aynen, yetkililerin yaptığı konuşmaya bile özen göstermesi lazım. Pamuk ipliğine bağlı diye düşünüyorum. Şimdi bu sıralar aslında kent içerisinde de oldukça hareketli dönemler yaşıyoruz. Bildiğiniz gibi şenlikler, festivaller. Yine son zamanlarda neler gördük mesela? Yöreler ve Renkler Festivali vardı. Muratpaşa 16 Eylül'de başladı Muratpaşa Belediyesi'nin. Yine bunun dışında Büyükşehir'in Hobi Festivali vardı. Festi yeni vardı. Bitti. 22 Eylül'de Tepez Belediye'nin sokak başladı. Lezzetleri vardı. Aynen öyle. Ve Atso bu konuda önemli ve güzel bir adım attı bence. Sokakta şenlik var, festivali başlattı. O uzun zamana yayılmış. Yani 3-5 günlük bir nokta aynen atışı öyle değil. Eylül sonuna mı? Ekim sonuna evet, kadar bir devam ay boyunca, edecek. Evet, Eylül boyunca devam edecekti bu festival. Bunlarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Bence... Ya ben çok mutlu oluyorum onları görünce. Evet. Geçen gün bizim gazetenin ofisinin önünden süslü kadınlar bisiklet turu geçti. Hı hı. O kadar güzeldi ki. Rengarenk. Rengarenk. Farkındalık yaratmak için olan bir organizasyon. Yüzlerce kadın süslenmişler.
Böyle tüller müller falan da makyajlar hem falan süslü, da yapmıştı. Hem güzeller canım. Çok güzel bir görüntüydü. Evet. Şimdi bakıyoruz, Hobi Fest var, Sokak Festivali var, Sokak Lezzetleri var, Yöreler Renkler var, sergiler, konserler, tiyatrolar. Hani bir kültür sanat şehri haline geliyoruz diye evet. düşünüyorum ben. Belki de bu hani turistler için cazip kılınacak noktalardan biri de bu olabilir. Şimdi off-road tutkunu adam Antalya'ya geldiği zaman burada off-road var deyince gelebilir. Tabii Türkiye'nin dört bir yanından insanlar geldi. Hobi Fest var, fuarlar var, sergiler var, festivaller var. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Bu ekonomiye de katkılı, turizme de katkısı var. Çocukların düzgün yetişmesine de katkısı olduğuna inanıyorum. Yani sergiler, konserler, tiyatrolar. Bir kültür sanat festivali olma yolunda, yani kültür sanat şehri olma yolunda bu festivaller, şenlikler sayesinde ilerliyoruz. Bu benim hoşuma gidiyor. Gülen yüzleri görmek. Şimdi insanların ekonomik sıkıntıları var Azal. Evet. Yani insanlar sokağa çıktığınız zaman suratları asık. Herkesin derdi var. Eylül okullar açılmış. Yakacak derdi başlıyor. İşte faturalar var. Dertler ağır. Ama böyle gülen yüzleri görünce ben çok mutlu oluyorum. Yani o bisikletlilerden girdim ben. O benim çok hoşuma gitti gerçekten de. Evet. Bu tür şeylerin hepsi, turizmi yani esnafa, yani, turisti çarşıya çekmeye de faydası olur diye düşünüyorum. Kesinlikle şimdi, öyle. Antalya'nın tarihi geçmişine baktığımızda mesela dünyada ilk meclis burada kurulmuş. Patara'da. Dünyada ilk kadın belediye başkanı burada. O biraz dünyada efsane gibi de. İlk olimpiyat oyunları Olimpos'ta başlamış. O Olimpos, Yunanistan'daki Olimpos. Aman ha. Ya niye? Olimpos Dağı, bizle alakası yok. Ya Yanardağ. Aman bu... yanlış bilgi vermeyelim. Yunanistan, Atina'daki Olimpos Dağı'nda olimpiyatlar. Bazı bilim adamları da burada olduğunu iddia ediyor. Bizimki isim benzerliği. İsim benzerliği. Ama şey, yani Noel Baba bizde. Şunu söylemek evet. istiyorum. Her şeye tarihi boyunca, tarihi geçmişi boyunca öncülük eden Antalya'da turistin neden şehre gelmediği tartışması yapılırken bu tür organizasyonlar da cazibe merkezi değil ama cazibe sebebidir. Bu tür evet. organizasyonların artması hiç en kötü hali dükkanlar akşam saat 5-6-7 dedi mi kapanır. Ama bu festivaller olduğu zaman gece 11-12'ye kadar açık kalır. Tabii yerli turist de önemli esnaf için. Yerli turist yani önemli. Yani İstanbul'dan, Ankara'dan yerli halk da önemli. Önemli. Yerli halk da önemli. Turistik bir kentte dükkanlar akşam hava karardıktan sonra açık olmalı. Evet. Özellikle turizm mevsiminin olduğu zamanlarda. Bir de bunun başka bir özel faydası var. Çevre ülkelerle entegre konusunda işbirliğimizi geliştiriyoruz. Hı-hı. Bu festivallere dünyanın dört bir yanından gençler geliyor. Özellikle gençlere yönelik festivaller. Kesinlikle. Gençliğimizin şu internet çılgınlığından kısmen de olsa kurtarmasını sağlar. Tabii mesela, Antalya'ya festival için gelmiş bir çocuk onu ömrü boyunca unutmaz diye tahmin ediyorum. Hiç unutmaz. Ve evlendiğinde çoluğunu çocuğunu alıp gelir yani. Ya Türkiye'yi sever. Evet. Her şeyden önce bu bir sempatik de, bakar yani. Tanıtım, sen görmüştün burayı. Tanıtım diye. Evet. Tanıtım. Yöreler ve Renkler Festivali'nde 60 derneğin katılacağı söylenmiş bu tabii 60 hemşeri derneği, Hemşeri Derneği, Ukrayna ailesi ve İran komşu ülkeler dostluk derneklerinin bulunduğu 60 o yöre. Çok, o da çok önemli. Şeydi yani kültürler buluşması Kepez Belediyesi de Muratpaşa Belediyesi de Büyükşehir Belediyesi de Konyaaltı'nın hakkını yemeyeyim. Onların da etkinlikleri var ama bu tarz var mı bilmiyorum. Kültürlerin buluşması çok önemli. Yani Antep'ten aynen. geliyorlar, Hakkari'den gelen var, Erzurum oyunlarıyla geliyor, ekipler geliyor buraya. Antalya'ya sempatik bakıyorlar. Ben spor evet. muhabirliğinden başlamıştım mesleğe. Mesela Antalya spor olarak baktığın zaman her takımın sanki bir ikinci takımı gibidir Antalya spor. Herkese sempatik gelir. Biz gazeteciler İzmir'den, İstanbul'da da çalıştım, İstanbul'dan Sivas deplasmanına gitmektense Beşiktaş'ın peşinden mesela Antalya'ya gelmeyi çok arzu ederdik. Yani Antalya Spor Süper Lig'de kalsın. Hani biz soğukta Sivas'a, Erzurum'a gitmeyelim de Van'a gelelim. Gitmeyelim de Antalya'ya gelelim diye insanların bir sempatisi de vardır Antalya'ya karşı. Yani bu sporda da var, kültür sanatta da var. Yaz tatilinde de milyonlarca iç turizmi kullanan evet, insan bir, geliyor. Bir başka şey daha var Azal'cığım. Buyurun. Şimdi bu sosyal etkinlikleri. Şimdi belediyecilik anlayışı değişmeye başladı.
Ne oldu? Büyük şehirler kurulduktan sonra yatırım belediyeciliğini büyük şehirler yapıyor. Esas hizmet onlar alt yapıyor. Esas ağırlıklı olarak hizmet, ya yani para harcanan hizmet o oluyor. Diğer belediyeler çöp olayı dışında çok büyük para harcadıkları bir şey yok. Diğer belediyeler de sosyal belediyeciliğe kaymaya başladı. Ve zorunlu olarak. İşte bu tür faaliyetler de sosyal belediyecilik için çok anlamlı. Evet. Partiler de bunu biliyor. AK Parti gönül belediyeciliği diyor. CHP evet, derman belediyeciliği diyor. Hem sosyal yardımlarla hem sosyal hayatı kuvvetlendiren etkinliklerle. Yani belediyeciliğin tanımı biraz değişti tabii ki. Bugün sen sabah bunu da konuşalım dedikten sonra bugün ATSO'da ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin bu konuya temas etti. Mecliste. Benim çok hoşuma gitti. Övdü. Kepez Belediyesi, Muratpaşa Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı etkinlikler şehre büyük renk kattı dedi. Aynı tespitte bulunmuş bizimle. Bunu dedi, mola vermeden yaymak lazım. Bunu bir koordine etmek lazım dedi. Yani örnek gösteriyorum, Kepez'den, Büyükşehir'den, Muratpaşa'dan, Konyaaltı'dan ekipler gelip sen yöreler renkleri yaparken hobi fest olmasın, o bir hafta sonra olsun mesela. Biz bunu bütün yıla yayalım diyor. Evet. Davut Çetin. Benim çok hoşuma gitti. Bu konuda Kent Konseyi görev alabilir. Alabilir. Yani, belediye temsilcilerini bir araya getirip bir program yapar. Kent yani, Konseyi... Kentte hiç böyle boşluk bırakmadan... Mesela Kepez'in kitap fuarı, Konyaaltı'nın kitap fuarı var. Evet. Biri ilkbaharda, biri sonbaharda. Onlar güzel oturtmuşlar mesela. Şimdi Antalya Altın Portakal Film Festivali var. Festivalde mesela Muratpaşa Belediyesi başka bir etkinlik yapmasın da iki hafta sonra yapsın. Biz bu tempoyu... Yani burada rekabete gerek yok. Tabii yok. Evet. Yani Davut Çetin özellikle benim çok dikkatimi çekti. Yani Güllük hareketli, Konyaaltı Caddesi hareketli. Yani bir bisikletten yola çıktım ben ama gülen yüzler gerçekten bütün şehre yansıyor. Kesinlikle. Bir de konserlerle halkın katılımını sağlamak için. Bu sene konserlerde çok fazla lazım oldu bunu. Yine konserlerde. Evet, bu sene yani geçen senelerde, evvelki senede mesela Konyaaltı Açık Hava Tiyatrosu'nda pek Ramazan yaz aylarına geldiği için bir ay konsersiz geçiyordu. Onlar için kötü tabii, o sektör için kötü. Ama bu sene... her gün bir şey var. Her gün bir şey var. Konser var, tiyatro var, konser ve var, çok tiyatro iyi sanatçılar geliyor. Evet, eski haline dönecek inşallah. Çünkü şimdi ülkede bir kötü bir olay olduğu zaman diyorlar ki ya bu oldu, konseri iptal etmediniz. Şimdi konserden de ekmek yiyen çok büyük bir kesim var. Orada konser olduğu için etrafındaki esnaf para kazanıyor. Buraya gelenler şehre iniyor. Otelde kalıyorsa mesela bir sevdiği sanatçının konseri varsa sabahtan akşama kadar o konser tabii, için o konseri aşağıda. Otellerde duyurmak önemli. Tabii. O yüzden de eski günlere döneceğiz diye tahmin ediyorum. Renkli öyle güzel görünüyor. Cıvıl cıvıl günlere dönülecek gibi. Şimdiden sokaklar gerçekten hareketli, renkli. Şenlik olsun sokaklarda. Evet efendim, konularımız bu şekildeydi. Bu arada son iki dakikamız kaldı. Siyaset konuşacaktık, onu haftaya konuşalım. Evet, öyle yapalım. MHP'de il başkanı Ay istifa etti. Yeni Hilmi Durgun geldi. Hilmi MHP Durgun Antalya yerine geldi. Hemen söyleyeyim bir şey, yorumları öbür haftaya bırakalım. Hem taşlarda İyi Parti'de kazak kaydamaya devam ediyor. Aynen. Orası evet. CHP'de ve AK Parti'de de önümüzde artık ufukta gözüken bakalım. Büyük kongrelere hazırlıklar başladı. Ocak'ta ilçelerden başlayıp sonra iller, sonra evet. Büyük kongreler teaser'ını yapılacak. Teaser'ını verdik efendim. Öyle mi? Kısa bir konuşmalarınızdan yola çıkarak tamam. Diyorum. Gelecek haftanın teaser'ını verdik. Gelecek haftanın verdik. Teaser'ını onları konuşuruz, hem de raylar taşlar biraz daha oturmuş olur yani yerine. Yok, adaylar çıkmaya başladı. Adaylar olabilir. Bu arada tarımı es geçtiğimizde düşünülmesin değil mi? Tarımı yapacağız. Tabii. Erdoğan abi 4 haftadır tarım konuşalım, evet. Tarım konuşalım dedi ama ya, o araya hep bir şeyler giriyor. Şimdi bana göre turizmden sonra Antalya'nın en önemli sorunu hepimize tarım. Hepimize göre öyle evet. Tabii ki. Tarımda evet. Da en büyük sorun artık çiftçi girdi maliyetleri yüzünden ekim yapmıyor. Bu çok evet. Büyük bir tehlike. Üretim olmayınca tarımda bizim gibi bir tarım kenti domates ithal eder duruma gelirse başka ülkelerden hiç şaşırmamak lazım. Bunun tedbirini de acil almak ama lazım. Ama domatesi de 50 kuruşa, 75 kuruşa. Sadece bir örnek vereceğim, girmeyelim. Yani.
Hani 75 kuruşa 50 kuruşa domates almak istemesin artık ya tüketici de. Yani çiftçi de para kazanacak. Hayır ama 50 hani 80 kuruşa karpuz var. O karpuz Diyarbakır'dan mı geliyor? Buradan mı? Hayır, şimdi domates falan çiftçinin falan elinden 75 kuruşa çıkıyor ama bize İstanbul'daki geldiği zaman kızıyorsun. İstanbul'daki manavda 5 liraya satılıyor. Bunun sebebini araştırmak lazım. Bunun mazotu var, yol parası var. Ama o kadar maliyeti artırır mı? Kar edecek adam da canım. Kar yani. Abi kar edecek de 75 kuruştan %100 kar etse 1,5 lira olur. Tamam neyse Allah'tan girmeyelim dedim. Ona girmeyelim ama. Giriş yapıyoruz. Şimdi benim mesela nakliyeci arkadaşım da var. Örnek gösteriyorum 2000 liraya gidiyor buradan. 1000 lirasını cebe atsın adam. Bence tarım yani sektöründe uzman birini davet edelim. Bu hesapları ona yaptıralım. Tamam olabilir. Değil mi? Moderatör evet. Bilir. Ben karışmam. Bunu konuşalım. Konuşalım. Bir ara. Tamam. Tamam. Haftaya tarım ve siyaset konuşacağız demek ki. Teaser'ını vermiş olsan. Aynen öyle efendim. Şimdi çok teşekkür ediyoruz değerli yorumlarınız için. Ekleyecek bir şeyiniz var mıdır efendim? Yok efendim. İnşallah. Yok, tamam. Dediğim gibi turizmde bu belayı kolay atlatırız inşallah. Umuyoruz. Fazla evet. Zarar. Soğukkanlı olmaya davet ediyoruz herkesi. Aynen ateş öyle. Düştüğü yeri yakıyor tabii. 3 yıldızlı bir otelde adamın 50 bin pound alacağı varsa şimdi gece uyku uyuyor. İşte ona kredi desteği verecek devlet. Devlet onları yedirmeyecek diye tahmin ediyorum kurda kuşa. Bakanlığın açıklaması da öyleydi. Biraz rahat nefes alırlar. Rahat uyusunlar diyorum. İnşallah evet, fazla sıkıntı İnşallah. Olmaz. Diyelim. Sevgili izleyenler, perde arkasında bugün yine sizlerle elimizden geldiğince paylaştık. Turizm konusunu konuştuk. Yine kentteki hareketliliği konuştuk. Ve Thomas Cook hepimizin üzen konuyu konuştuk. Tekrar görüşünceye dek önümüzdeki hafta Salı günü. Saatlerimiz 8'i gösterdiğinde biz tekrar burada olacağız. Aynı ekranda sizlerle birlikte. Şimdilik hoşça kalın diyelim. Mutlu bir akşam geçirmenizi dileyelim efendim.